Merhaba dostlar, ben Burak. Bursaspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş maçımız vardı en son, önümüzde deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynayacaktık. Burada bırakmıştık Dersimspor'u, ufak bir mağlup etmiştik en son videoda. Beşiktaş'ta Cenk forvet gözüküyor. Bu arada Cenk'in profili çok iyi oyunda gerçekten. Lens Kovarec mi solda, ofansif oyun kurucu mu? Yaşı ilerlediği için bu rol de gözüküyor büyük ihtimal bence. Oğuzhan iki yönlü. Mezela da iş görebilir bence. Talişka gizli forvet. Wow. Uğur. He, sene başı aldılar da Uğur'u. Tamam. Eğer ki Beşiktaş'ı yenersek, umarım yeneriz, çok güzel bir şey elde etmiş olacağız lig konusunda. Real Madrid berabere kalmışlar Barcelona. El Clasico berabere bitmiş. 2-2. Gerçekte Barcelona acımadı ama. Yenersek hem üst sıralardaki yerimizi tercihleşeceğiz, hem de yani kopmamış olacağız o sıralardan. İlk üst sıralardan, yarışlardan, yarıştan. Bu bizim için önemli ve iyi. Çok daha iyi bir şey. Başıktaş'tan sonra da yeni Malatyaspor maçımız var. Yeni Malatya, aha Başakşehir Galatasaray. Tamam. Yeni Malatya 5'te 0 ile gidiyor. 2 beraberliği var sadece. Kayseri çok kötü gidiyor. Toparlar inşallah. Ve berabere kaldı. Başakşehir Galatasaray 1-1 bitti. Güzel, bizim maçımızdan iyi. Bize yakın rakiplerin beraber kalması bizim galibiyet almamız durumunda çok işimize yarar. Bunu tamam. Daha tabi sene başı ama sene başındaki kayıplar çok önemli işte. O yüzden halletmemiz lazım, bakalım. Umarım yeneriz ya. Formsuz bir Beşiktaş var hem karşımızda. Bir de Avrupalı maçı falan oynadılar mı bize gelmeden? Ligde şeye yenilmişlerdi, Sivas'a. Aynen. Juventus. İkisi ağırlarda denk gelmiş. Ama işte biz deplasmandayız. Bu arada Trabzonspor, Fenerbahçe var. Fenerbahçe de burada puan kaybederse çok iyi. Bizim maçımızdan. Bensah 2 gol attı. Trabzon 3-0 yendi. Maşallah. Maşallah. Şimdi biz yenersek haftayı lider tamamlıyoruz. Aynen öyle. Bu arada şu aradaki fark 3 puan direkt. Yani bir galibiyet fark var. Orada yenersek harbiden haftayı lider tamamlayacağız. Yani tam da öyle bir maç. Rakip de öyle bir güçlü rakip işte. Hani hem yenersek hakkımızı yenip liderimizi almış olacağız. Rakip de öyle bir rakip. Hani mesela bu maçı Malatya ile oynuyor olabilirdik. Liderlik maçını. Keyfi ayrı olacak. Umutluyum ya, yapabiliriz zaten. William iyileşmiş de bu maçta oynatmam ben onu. Kondisyon oturmadığı için. Şimdi şurayı hızlı seç. Buraya Stanko'yu koyacağım. Koko Batacı, Acibadu, Barlaser, Beyiş, Titiar, Turul. Tamam. Barış. Harun. Hadi bakalım. Video serisinin en kritik maçlarından birisine çıkıyoruz şu anda. Gökhan Gönül'ün eksikliği diyor. Dedim. Bir şey demedim. Beşiktaş üstün başladı maça biraz. Ya maçın bir de Beşiktaş'ın statında olması bizim açımızdan çok zor ve Beşiktaş pozisyon vermiyor. 5 şut, 3 kaleye bulan. Bizim hiç şutumuz yok daha. Ve top kaybettik. Talişka, Harun. Güzel.
Ay iyi yiyorduk ha. Topu uzaklaştırırken savunma şey yaptı orada. Beşiktaşlı oyuncuya düştü. Onlar da ah uf, var ya Harun. Harun bu arada bayağı top çıkardı ya. Önceki videolarda da kurtarış şeyi çok fazlaydı Harun'un. Şunu kaldır hadi. Hadi Ekoko, ah be Ekoko. Güzel fırsatçılık kolla doğru ama olmadı. Ya bu kadar üstün oynuyor Beşiktaş. Maç berabere, bu güzel, bizim açımızdan güzel. Ama şu anda bir de Ekoko sakatlandı. Tam buraya ben Barlaser almayı düşünüyordum. Geçen maç çok güzel oynamıştı çünkü, gerçekten hakkını vereyim yani. Tam da adam sakatlandı yani. Şans. Stanko, hadi Stanko ya. İstekli. Ya taktiğimiz çok hücumcu olduğu için pozisyon vermemiz doğal. Benim ondan sakınacağım, çekincem yok. Vur. Aa direkten döndü. Oğlum ya. Negredo'yu aldılar. Cenk çıktı. Hadi be, önde bir bak kapabilsek topu. İzin vermiyorlar ki. Uf çok güzel. Stanku yaz onu. Stanku gene direkt. Gene direkt. Yapma. Geldiler attılar işte. Saisedo'yu alalım. İyi, bu da yaratıcı oynasın. Yusuf, hadi bakalım Yusuf. Dersim sporda şov yapmıştı. İkinci yarıda biz çok üstündük. İlk yarıda Beşiktaş çok üstündü. Bir anda kopardılar maç şu anda. İlk yarıdaki üstünlüğü tamam Beşiktaş'ın da, ikinci yarı biz çok güzel başlamıştık yani. Üzücü. Koptuk galiba takım disiplininden. O Stanku'nun kaçırdığı, Hacı'nın direkten dönen topu, of var ya. Yani biz çok kaçırdık cidden ya. Aha gol. O nasıl gol? Yusuf Erdoğan attı bu arada asisti. Ah be, top çıkmasaydı Yusuf geliyordu gene. Sağlık olsun. Formsuz bir Beşiktaş vardı. Yani yenebileceğimiz bir Beşiktaş vardı ama mutlak gol pozisyonumuz 3. Ne diyebilirim ki işte? Atamayınca atılmıyor. Bu arada Harun 9 top çıkarmış. 9 ne oğlum? Ne yaptın? Ekoko sakatlandı. Üzdü. Yapacak bir şey yok. Neyse. Devam. Malatya galibiyetini alıp düzeltmek istiyorum. Şuraya bir gün dinlenme. Liderliği kaçırıp 5.liğe düştük. Başakşehir, Galatasaray berabere kalıp Trabzon'da Fener'i yenince biz arkalara düşmüş olduk, biz de mağlup olduğumuz için. Tabii bir de Beşiktaş'ın bizi yenmesiyle Beşiktaş ikimizin arasındaki puan farkını 1'e düşürmüş oldu. Bu maçta mutlak galibiyet gerekiyor. İsyardı ya en etkiliymiş. 2 gol 2 asist. Hem golcü hem asistçi mi? Yani en yüksek ortalama puan.
bunlarmış. Barazit 3 gol 2 asistmiş. Devam. Umutluyum ya. Yeni Malatya maçını geçeceğiz inşallah. Saat kaç? Tamam. Sercan diyor az takımı alıyor. Ben bu profil daha sağlama. Ya Furkan belki de 27 yaşındaymış. Gerek yok şu an. Dursun orada. Ah eski Sercan neydi ya? Adam ne atıyordu? Rahim Laval. Balıkesir bir Ankara gücü bir. Liers bir standart lig 3. Gol krallığında bizden biri yok. Asiste Bataca var. Ortalama puanda Bataca var. Bir de sarı kartta Ertuğrul var. 3 sarı kart. 6 maçta. Ertuğrul çok agresif ya. Stanku Mans. O goller kaçmasaydı bu arada maçı 3-2 yeniyorduk. 2 direkt var çünkü. 3 gol pozisyonu var mutlak. 4-2 de olabilir. Ama biri gol desen zaten attığımız golde olabilir. Alanya Trabzon. Trabzon bu maçta yenerse yendi 2-0. Liderliğini yani yarışa katıldı iyice. Oğlum bozguna uğradı diyor. Maç 2-1 bitmiş. Tamam çok şut çekmişler falan da yani. Bir de 1-0 öne geçmişler Feyenoord. Yani bozguna uğramak bence o değil. 4-5 lazım. Ekoko yerine bu Barlaser'le başlayabilirim aslında solda ya. Yeni sadece Fiorentina'yla sözleşme iniyor galiba. Öyle bir haber geçti. Heh, Barlaser'i koydu. Tam da ben buraya Salcedo koyacaktım. Buraya Kemba Ekoko değil. Ömür Sakat, Yusuf Erdoğan. Hadi bakayım. Badu Atakan, Tite Ertuğrul. William artık oynayabilir lütfen. Harun, tamam. Aziz Bey hiç. Emre ile oynayayım ya. Emre ortalama puanı iyi şu an. Çok değişik bir taktiği var benim hatırım. Bir şey diyemiyorum. Evimizdeyiz değil mi? Aynen. Timsah. Güzel. Burada yenmemiz lazım. Burada hiçbir şeyimiz yok. Bahanemiz olamaz. Kaç faul yaptı? 3. Yani çok faul yapmış maçın başında. Ah bir de isabetli şutumuz iyi olsa zaten kötüyüz. Pozisyon göstermedi oğlum. Heh Malatya'ya gösterdi ya. Farnole. Bayağı kötüyüz şu an. Agresif. Bataja'yı ofansif oyun kurucu deneyim ya. Ofans olsa kötü değil adam o kadar asist yaptı da. Harun açıl. Harun ne yaptın ha Harun? Korkuttum valla. Bu arada açılmazsa bir hata bence o kalecinin direkt bir hatası o pozisyonlarda. Yusuf. O ne be. Bataj ya bayağı kötü. Yusuf çok kötü değil. Sayse de kötü gözüküyor. Koy Kobile'yi koy ya. Hmm.
Dur. Maç bitmeye doğru gidiyor. Stanku var değil mi? Tamam, forvet koy arkadaş. Değişiklikleri onayla. Öngörülmez ofans forsa da iyiymiş. Hadi da. Bu ayıp olacak ya. Şu maçı kazanamazsak yazık oldu. Olacak. Hadi Kubilay. Hadi Kubilay. Yaz onu. Kubilay. Stanku sakatlandı ya. Allah'ım. Hacı'yı koş. Sahte forvet. Ya yazık, çok yazık oldu bu. Geçmiş olsun. Hadi son atak, gol. Bu kötü oldu. John Jokeni güzel koşmuş. Titi iyiymiş. John Jokeni iyiymiş. Kim o? Emmanuel Badu 7-8 maçın adamı olmuş. Stanku 5-6 hafta. Bu çok gereksiz bir beraberlikti. Çok. Montpellier 2, Monaco 2, Beşiktaş 3-1 yendi ve bizim üstümüze çıkmış oldu. Fenerbahçe de yenerse ya da berabere bile kalsa çıkıyor. Başakşehir de aynı şekilde. Berabere ve şeyde çıkıyorlar. Neyse, bu video kısa oldu. Arada milli ara var. O arayı tatile atarım. Bir sonraki bölüme Akistan maçından başlarız. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.